Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Şimdi ilkbahar geldi, havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Doğru, Mart'tayız, Mart'ın ikinci haftasındayız. Birinci haftasındayız, 8 Mart günü itibariyle konuşuyorum. Şöyle bir şey var, şimdi bu koronavirüsünü konuşacağız. Koronavirüsü havaların ısınmasıyla birlikte etkisinin azalacağı söyleniyor bilim adamları tarafından. Ama ya şöyle bir şey yok. Yani biz ellerimizi açacağız yukarıya. Ya güneş doğsun da koronavirüsü ölsün. Yani bu sosyal devlette ya da işte bilim dünyasında kabul edeceğimiz bir şey değil. Çünkü yani bunun bir hayvanlardan insanlara bulaşı söz konusu. Yani veteriner hekim. Yani zoonozlar. İki, İnsan boyutunda enfeksiyon hastalıkları, mikrobiyoloji söz konusu. Peki biz Türkiye'de neredeyiz? Yani bekleyecek miyiz? İnsanlar İtalya, Amerika, Çin ilacı yapsın, biz burada mı uygulayalım? Yoksa hastalık olmadan mı önleyelim? Malumunuz, biliyorsunuz. Yani ben iki ayda bir yaklaşık özellikle tek tip alanında yayın yapan tek televizyon olarak, tek program olarak veteriner hekim dostum Erdoğan Bey'i konuk ediyorum. Bu anlamda bilgilendirmeye çalışıyorum sizleri. Diğer branşlardan insanları da çağırıyorum. Yani yaşam sadece yani hastalık, hasta ol, ilaç ver ya da ameliyat ol. Böyle bir şey değil. Peki, konuğumuz yine veteriner hekim Erdoğan Bey. Erdoğan Hocam'la bugünkü konumuz koronavirüsünü konuşacağız. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 diye nitelendirdi bunu. Ama biliyoruz ki daha önce SARS virüsü de çıktı Çin'de. Yine Suudi Arabistan'da MERS virüsü çıktı. Bu tavuk gribi denilen şey. Hocam bir yanlışım olursa düzeltin beni lütfen. Şimdi de koronavirüs çıktı. Yani bir gerçekten şöyle bir soru işareti geliyor. Yani korkuyla yaşıyoruz. Korku imparatorluğu yaşıyoruz. Ya bunu birileri mi yürütüyor? Yoksa gerçekten böyle bir şey var mı? Peki. Konu uzmanıyla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Beni kırmayıp geliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Hem televizyonum adına hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Program adına. Şimdi bu koronavirüsü ya da daha önce SARS, MERS. Şimdi biz şöyle yaşıyoruz toplum. Biz korku imparatorluğuyla yaşıyoruz. Ya acaba birileri mi üretti? Amerika mı üretti bunu? Yoksa gerçekten hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar mı? Ne dersiniz siz bu konuda? Şimdi öncelikle 8 Mart olması vesilesiyle bütün emekçi kadınların kadınlarımızın 8 Mart'ını kutlamış olayım. Unutkanlığımı bağışla, ben de kutluyorum 8 Mart'ı. kadın izleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Ben böyle bilimin haşmetine daldım. Hatırlatın size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi İbrahim Bey, söylediğiniz iki şey de doğru. Birincisi, insanların ilk hayvanları evcilleştirdiği andan itibaren bunun insana belirli bir bedeli olmuştur. Biz evet kedileri evcilleştirdik. Özellikle kemirgenlere karşı, fare ve benzeri gibi işlere karşı bir koruma kalkanı oluşturduk. Kendimizi koruduk. Evet biz inekleri evcilleştirdik. Onun etinden, sütünden yararlandık. Evet, biz köpekleri evcilleştirdik. Yaban hayatındaki kurt ve benzeri gibi işlerden kendimizi koruduk. Evet, biz atları evcilleştirdik. Uzak yolları kısa yaptık. Kendi sırtımızdaki yükün bir kısmını ona paylaşmış olduk. Şimdi bir taraftan yaban hayatından evcilleştirdiğimiz hayvanlar bizim yaşamımızı, ayakta kalma, kendimizi savunma sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek bakımından avantajlar sağlarken, diğer taraftan insanların ödediği bir bedel oldu. Yani ben tabii o hayvanların ödediği bedelleri şimdi bir kenara koyuyorum. İnsanların ödediği bir bedel oldu. Neydi bu bedel? İnsanlar yaban hayatında hayvanların arasında o hayvanlarda bulunan çeşitli viral, bakteriyel, protozoal ve mantar türü
hastalıkları da kendilerine dahil etmiş oldular. Kusura bakmasınlar canım, bineceksin, sütünü sağlayacaksın, yani, yükün taşıtacaksın, bu kadar da olsun yani. Yani dolayısıyla buradan bir hastalık da devşirmiş olduk, evet, biz o hayvanları evcilleştirerek. Dolayısıyla yani yaban hayatıyla evcil hayvanların insan arasındaki ilişki kurulduğundan bu yana, geldiğinden bu yana hayvanlardan insanlara hastalık geçişleri olmuştur. İnsanlar bunlara karşı mücadele de etmişlerdir. Örneğin kuduz çok tipik bir şeydir. İşte geçen haftalarda tartıştığımız ruham, Lyme hastalığı, Lyme hastalığı, kırım kurdu kanamalar ateşi, brucella, evet, tüberküloz ve benzeri gibi, şarbon ve benzeri gibi hastalıkları çoğaltabiliriz. Şimdi son yaşanan koronavirüste, koronavirüs özellikle hayvanlarda çok bulunan bir virüs ve hayvanlardan insana doğru bir geçişkenlik sağladığını görüyoruz. Özellikle bu son 2002 yılından başlayarak SARS'la başladı. Sonra 2012 yılında Suudi Arabistan'da MERS hastalığı, o da şeyin, SARS'ın başka bir biçimi. Yani birbirine çok yakın genetik genetik kökenleri aynı. O da şiddeti akut solunum enfeksiyonu belirtileri birbirine yakın, aynı belirtileri gösteren bir şey. Ve son olarak da SARS koronavirüs 2019, COVID-2019 dediğimiz biz bir salgını yaşıyoruz. Dolayısıyla bunun bir tarafı, evet, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar serisinin bugün ortaya çıkmış bir biçimi. Bu doğrudur. Yani bu özellikle son 40-50 yılda şunu görüyoruz İbrahim Bey. Yani 1960'lı yıllarda yaklaşık 157 hastalığı Dünya Sağlık Örgütü hayvanlardan insana bulaşan hastalıkları bakımından tehlikeli sınıfına koyarken, gerçek sayı daha fazla. Gerçek sayı yaklaşık insanda 1500 civarında mikrobiyel, yani virüs, bakteri, protozo ve benzeri türlü tipi önemi olan mikrobiyel hastalık var. Bunların yaklaşık %60'ı hayvanlardan bize gelen hastalıklar. Yani yaklaşık 750-800 civarı yapıyor. Ama 1960'lı yıllarda bunun insanlar bakımından önem taşıyan kısmını Dünya Sağlık Örgütü 157 olarak ortaya koymuştu. Şimdi bu son 40-50 yılda bu 200'ü geçti. Yani demek ki biz şunu görüyoruz. Yani son dönemlerde eskide %60-62 oranda zoonotik, yani hayvandan insana geçen mikrobiyel hastalıklar varken, son 50 yılın mikrobiyel hastalıklar içerisindeki hayvanlardan insana bulaşanların oranı yaklaşık %70-72. Yani neyi görüyoruz? Şöyle bir trendi görüyoruz. Yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, mikrobiyel hastalık sayısında bir artış olduğunu tespit ediyoruz. Dolayısıyla bugün Çin'de ortaya çıkan, 2019'un sonlarında Wuhan şehrinde ortaya çıkan, ki orada bir balık pazarında, marketinde ortaya çıkıyor. Orayı biraz açıklar mısınız? Aynı zamanda hocam, yaban hayatından hayvanlarını da getirip satıldığı bir yer olduğunu yarasalar falan vardı. Görüyoruz. Kanatlar, deri soyulmuştu. Yani yarasalar var, yılanlar var, köpekler var diye değişik, bizim şu anda işte fareler var, değişik şeyler orada satılıyor. Görüyoruz İbrahim Bey. Şimdi yani kültürler, örneğin bizim kendi kültürümüzde, yani sosyal medyada görüyoruz, yani onu çeşitli politik şeylerin aracı olarak onlara karşı bir nefret, sosyal medyada Çinlilere karşı bir nefret, Asyalılara karşı bir nefret yaratma çabasında görüyoruz. Bunlar çok yanlış. Yani bizim toplumumuzda şöyle düşünün, Türkiye toplumunu düşünelim. Şimdi bazı bölgelerde tavşan eti yenilmez ama başka bölgelerde yenilir. Tilkiyi yiyen bölgelerimiz var, yemeyen bölgelerimiz var. Evet. Şimdi dolayısıyla yani orada nüfus çok yoğun. Nüfus çok yoğun olunca o protein ihtiyacını nasıl karşılayabilirim noktasında, özellikle yoğun yoksulluk dönemlerinde
yaban hayatında bizim olduğumuzdan daha fazla değişik türleri besin zincirine dahil etmişler. Şimdi bir diğeri şu tabii, yani şimdi dünyanın gelinen aşamasına, gelinen noktasında, yani geçmişte büyük zelzeleler, savaşlar, o Moğollar döneminde ve benzeri gibi çok büyük savaşlar ortaya çıkıyordu. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Dünya nüfusunun çok az olduğu, 40-50 milyonla ölçüldüğü dönemlerde. Kıtlıklar oluyordu. Şimdi 21. yüzyılda İbrahim Bey, o insanların halen protein ihtiyacını o tür canlılardan karşılamak zorunda kalabilmesi, dünyanın aslında sistemsel olarak gelmiş olduğu büyük trajediyi ortaya koyuyor. Aynen, aynen. Yani Çin, bugün Wuhan kenti, işte her birimizin teknoloji devi dediğimiz, ister tekstil sanayinde olsun, isterse teknoloji alanda olsun, dünyanın üretim merkezi, imalathanesi. Şimdi o insanlar bu kadar çok büyük değerler yaratırken, neden o insanlar halen o kıtlık dönemlerindeki o canları tüketme alışkanlıklarını devam etmek zorunda kalsınlar? Neden başka kaynaklarda protein ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olmasınlar? Şimdi dolayısıyla yani bu bir taraftan dünyanın büyük zenginliklerini yaratan insan toplulukları, diğer taraftan ayda 40-50 dolar gelirle günde 17-18 saat çalışan insanlar. Yani dolayısıyla biz bunları sadece işte yani bir doğal yaşamı bir parçası olarak değil, evet, aslında kapitalizmin ve neoliberal sistemin yaratmış olduğu kıtlığın da bir sonucu olarak görüp değerlendirebiliriz. Ben size kesinlikle katılıyorum bu konuda. Yani o kapitalistlerin karnıları doysa, bir doyabilse, bir doysa, o para hırsı, o kar hırsı, emin olun ki o insanlar da doyacak kadar ve o ilkel şeyleri protein ihtiyacını karşılamak için yemeyeceklerdir. Şimdi ama maalesef şimdi zorunlu olarak yaşam gerekiyor. Biliyorsunuz mitokondrinin yaşam enerjisi proteindir. Evet. Ya da yok olup gidecek tür. Buyurun. Şimdi korku, ikinci sorunuz korku, evet, şeydi. Biraz korku imparatorluğu. Evet. İbrahim Bey, korkunun çıkış noktası bilgisizliktir. Evet. Eğer bir toplum ne kadar çok bilgisiz bırakılmışsa, bilgisizleştirilmişse, o toplum o kadar çok korkar. Eğitimle direkt ilişkili bu. Direkt okumayla direkt ilişkili, sistemle de doğrudan ilişkili. Şimdi Almanya'ya bu virüs bulaştı. Yani şu ana kadar 60 ülkeyi geçti. Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü bunun bir pandemi olduğunu söylemese bile, söylemekten korkuyor olsa bile, çünkü biz Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle ticari Dünya Ticaret Örgütü'yle çok sıkı ilişki içerisinde onun istemlerini bazen dikkate alarak bir sağlık örgütü olma vasfını zaman zaman yitirdiğini biliyoruz buradan. Ve aslında ortaya çıkan şey bir pandemi. Yani artık bu basit bir salgın durumu olmaktan çıkmış bir pandemiye dönüşmüş. Bu arada Çin, İtalya, İran, Güney Kore gibi bunu daha derinden yaşayan ülkelerin dışında, örneğin bu hastalığın bulaşmış olduğu bazı ülkeler daha oldu. Bunlardan biri de Almanya. Şimdi Almanya'da herhangi bir insan koronavirüsten korkuyor mu? Ya da bizim korktuğumuz, bizim toplumumuzun korktuğu gibi korkuyor mu? Korkmuyor. Neden korkmuyor? Çünkü şöyle düşünüyor. Yani oradaki bir vaka ortaya çıktığında oradaki yetkililerin onu toplumla paylaşmama kaygısını yaşamıyor. Şimdi bizde koronavirüs var mı yok mu? Evet, yetkililer açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye'de bir koronavirüs olmadığını söylüyorlar. Her günde durum değişiyor. Belki yayına girdiğimizde buradan yeni gelişmeler de ortaya çıkabilir. Seyircilerimiz lütfen bunu dikkate alsınlar. Ama koronavirüsün ortaya çıkmadığını söylüyor. Şimdi İran'da büyük bir İran'daki ölüm sayısı sanırım bini geçti. Orada büyük bir
yoğunlaşma var. Irak'ta var. Avrupa ülkelerinde var. Yunanistan'da var. Yunanistan'da var. Şimdi arada olmayan Türkiye, Ermenistan'a var. Yayıldı. Evet. Şimdi arada olmayan şey Türkiye. Peki Türkiye yani insan hareketliliğinin çok kontrollü olduğu bir ülke mi? Tam tersine. Yani İran'dan insan girişi, Suriye'den insan girişi, Irak'tan insan girişi, başka yerlerden insan girişinin çok kontrollü olduğu ve olduğu bir ülke mi? Değil. Peki şöyle bir soru soralım. Yani vatandaş diyelim ki bir şüpheyle bir hastaneye başvurdu. Şimdi kaç tane doktorumuz gerçekten ondan bir şüphe duyduğu halde bile bir koronavirüs şüphesiyle sistem kaydı yapabilir? O da soru işareti. O da soru işareti. Büyük soru işareti. Yani şimdi işleyen bir sistem olmazsa topluma yalnızca Sağlık Bakanlığı düzeyinde yapılan açıklamalarla değil, bir bütün olarak halkla ilişkilerinde, toplumla ilişkilerinde şeffaf, hesap verebilirliğin olduğu, demokratik mekanizmaların işlediği bir toplum değilsen, o zaman toplumun acaba Türkiye'de bu koronavirüs ortaya çıktı ama bize söylenmiyor mu şüphesi doğar. O bilmeme durumu da ne yapar? Bir korkunun en önemli nedeni haline evet. gelir. Şimdi ben geçen eczaneye gittim. Arkadaş eczanesine insanlar geldiler. Tuttular bizim klasik kullandığımız maskeyi aldılar. Şimdi ben düşünüyorum böyle ya, bu maske seni neden koruyacak? Hasta değilsen bile. Şimdi hastaysan tamam, hapşırırsın, öksürürsün. Diğerlerine bulaş yolunu engellesin bir noktada. Baktım burası açık. Yani böyle yandan gayri ihtiyari baktım. Maske ağzında açık. Sonuçta biz öyle takıyoruz klinikte. Ve maske fiyatlarında ciddi bir patlama. Bak bu çok acı bir şey. Yani şunu yapıyor. Halkın zayıf noktasını yakalayıp bindiriyor. Böyle bir şey yok. Evet. Böyle bir trafik sıkışıyor. Sucudan duruyor caddelere. 1 liraysa 5 lira. Böyle bir şey yok. Şimdi devlet doğru düz bilgilendirirse, gerçekten bilgilendirirse, halk bilinçli olursa der ki ya kardeşim hasta olan maskeyi taksın. O zaman da doğru maskeyi takacaksınız ama. Evet, evet. Yani evet. Gerçekten doğru evet. maskeyi takacaksınız. Kapatacak ağzınızı burnunuzu. Kimya sanayisinde kullanılan maskeyi takacaksınız ki sizin yararınız olsun. Evet. Ya da bulaştırmayasınız başka insanlara. Peki değerli hocam, şimdi bu koronavirüsünün SARS ve MERS arasında bir fark var mı, yoksa aynı etken mi, etkileşimi aynı mı? Şimdi İbrahim Bey, insanda 7 koronavirüs, insanda hastalık yapan 7 koronavirüs var. Bunların 4'ü böyle hafif grip ve nezle tarzında belirtiler gösteriyor. Bu son 3'ü daha ağır seyrediyor. Bunların 3'ünün ortak özelliği akut solunum enfeksiyonu biçimde ortaya çıkması. Şimdi ve genetik yakınlıkları yaklaşık şu anda ortaya çıkan virüsten SARS koronavirüs 2 ile SARS koronavirüs 1 arasındaki genetik yakınlığın %80, %75, %80 oranda olduğu söyleniyor. Ama bunlar arasında belirli bazı farklılıklar da var. Bizim seyircilerimiz, bizi dikkatle izleyen seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Biz tek tıp, tek sağlığı konuşurken özellikle 2002-2003 yılında Çin'de başlayıp dünyaya yayılan SARS'tan sonra dünyada SARS pandemisi yaşanırsa nasıl bir tablo ortaya çıkabildiğini üzerinde ciddi tartışmalar oldu. Belirli yeni anlayışlar yeniden canlandı. Örneğin yeni de dünyada tek tıp, tek sağlığın tartışılır hale gelmesi, bunun uluslararası Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Hayvan Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü'nün gündeme girmesinin tek tıp, tek sağlık ya da tek dünya, tek sağlık anlayışının gündeme gelmesi yeni ve pandemi düzeyinde bütün dünyaya yayılabilecek bir SARS hastalığının, bir koronavirüs salgınının
önüne nasıl geçebiliriz üzerinden ortaya çıkmıştı. Yani yaklaşık arada 16 yıllık bir zaman geçmişti ve biz de bunu zaman zaman kendi programlarımızda konuşuyorduk. Evet, bugün dünyada yaşanan sorunlara karşı tek tıp, tek sağlık anlayışının doğru bir anlayış olduğunu ama belirli bir sermaye grubunun ya da dünyayı yöneten şu andaki egemenlerin anlayışları doğrultusunda değil. Hipokrat'tan Rudolf Virchow'un anlayışından beslenen sağlığın, bütün halkın sağlığının karşılayacak ücretsiz olması temelinde bir yaklaşım tarzını ortaya koymuştuk. Şimdi ve o zaman şöyle bir hesap yapılıyor İbrahim Bey, SARS'tan sonra. Eğer bir SARS pandemisi yaşanırsa bunun dünyadaki ekonomik karşılığının birkaç 10 trilyon dolar olacağı üzerine hesaplanıyordu. Şimdi dolayısıyla aslında şu andaki yaşadığımız olay onun üzerinde yapılan senaryoları acaba gerçek oluyor mu üzerinden yürüyor ve şu andaki koronavirüs salgınında çok önemli oranda 2002'deki SARS salgınını aştığını söyleyebiliyoruz. Şimdi birincisi şu andaki ismine COVID-19 denilen hastalık, SARS koronavirüs 2 etkeni tarafından yerine getirilen hastalıkta şunu görüyoruz. Bir, yayılma hızı yaklaşık SARS'ın 9-10 katı. Bu çok ciddi bir rakam ama. İkincisi, SARS'ta oradaki virüs akciğerlerde bir patoloji oluşturmadan önce boğaz kısmında ağrı yapardı ve erken hastaneye gitme ve erken müdahale edebilme imkanı ortaya çıkıyordu. Şimdi bu hastalık üzerinden ortaya çıkan deneyimlerden görüyoruz ki yeni hastalık doğrudan akciğerden başlıyor. Solunum yollarını etkiliyor direkt. Yani direktmen akciğer, öksürük, öksürükle birlikte yüksek bir ateş ve bunları takip eden bir solunum darlığı, solunum sıkıntısı, yetersizliği durumu ortaya çıkıyor ve dolayısıyla müdahalede gecikilmiş oluyor. Bir üçüncü nokta, gerek SARS gerek MERS'te kuluçka süresi, inkübasyon süresi dediğimiz bir süre var. Yani virüsü siz aldığınız andan itibaren o virüsün hastalık yapar hale geldiği süredir. O süre içerisinde virüs kendisini çoğaltır, senin bağışıklık sistemini alt eder ve hastalık yapmaya başladığı dönemdir bu dönem. Şimdi burada 24 güne çıktığını görüyoruz İbrahim Bey. Yani daha uzun bir süre kuluçka süresi. Evet. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Yani bir insanın o kuluçka süresi tamamlanan dönem arasında sağlıklı bir insan olarak aramızda dolaşırken virüs yayması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu bakımlardan daha tehlikeli. Ama ölüm oranı diğerlerine göre daha düşük. Evet, onu da eklemiş olalım. Peki, şimdi hocam biz evde kedi köpek besliyoruz. Tabii aramızda duygusal bağ da oluşmuş. Evet. Kedilerle, köpeklerle. Bu şimdi bu hastalığın menşei de hayvanlar. Şimdi hoş diyeceksiniz ya, işte Çin'de hayvanlar kesildi, işte etleri açık pazarda satıldı ama ben de şey diyorum ya, bu hayvanlar kesilmeden evde beslediğimiz kedi ve köpekler aşılı olmasına rağmen bunlar da bu koronavirüs bulaştırır mı, bize bulaşmaz mı? Çünkü izleyicilerimiz soruyu soracaklar. Ya evet. İbrahim Hoca bu soruyu niye sormadı diye. Yani şimdi tabii şöyle söyleyelim İbrahim Bey. Bunu yani sosyal medyada çok tartışılan bir konu. Sağlık Bakanlığı'nda buna bir cevabı oldu. Bu konuda herhangi bir kaygı yaşamasınlar diye. Çünkü aşılı bu hayvanlar. Şimdi ama yine de koronavirüsü ben sordum arkadaşlara. Yani şu anda yapılan bir aşısı yokmuş. Hayvanlarda da yapılan bir aşısı yokmuş. İbrahim Bey şöyle söyleyelim. Yani bu hayvanlardaki kedi ve köpekteki koronavirüs çok eskiden beri olan bir virüs. Ve bu özellikle kedide ölümlere kadar varan hastalık tablosu da ortaya çıkarabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kedilerde ve sokak kedilerinde. Çünkü orada bulaşma çok fazla oluyor. Ve o virüsü bir ömür boyu da taşıyabiliyor. Ve şu ana kadar
kediden ya da köpekten sahibine geçmiş bir koronavirüs ya da o yönü bir mutasyon yaşamış değil. Şimdi bu bizim elimizde hayatın doğruladığı çok önemli bir veri. Ben başka bir şey daha söyleyeyim İbrahim Bey. Mesela çiçek hastalığı. Şimdi çiçek aşısı aslında tek tıp, tek sağlığın çok önemli bir örneğini oluşturuyor. İnsanlar çiçekten kırılırken ve çareler ararken bir epidemiyolojik çalışma sonrasında, gözlem saha çalışması sonrasında bir insan şeyi fark ediyor. Yani özellikle çiçek hastalığına yakalanmış olan işletmelerdeki, ahırlardaki, ineklerdeki onun sağlığını yapan kadınların çiçeğe yakalanmadığını gözlemliyor. Evet. Ve oradan bilimsel çalışmalar derinleştiriliyor ve sığırdaki çiçek hastalığından alınan numunelerle insan için aşı üretiliyor. Yani oradaki kadınlar aşılı olduğu ortaya çıkıyor. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla yani şöyle de düşünebiliriz. Acaba bu koronavirüsü taşıyan kedilerle, köpeklerle ilişki içerisinde olan insanlar acaba koronavirüsüne karşı korunma konusunda diğerlerine göre daha avantajlılar mı? Olabilir. Tartışması da yapılabilir ki yapılması lazım. Onun için burada bizim temel ölçütümüz bilimdir. Yani bu konuda ortaya çıkan vakalar, vakaların incelenmesi, kanıtlanması olayıdır. Evet. Ve şimdiye kadar kedi ve köpekten insana bulaştığı tespit edilmiş, kanıtlanmış bir koronavirüs vakası yok. Acaba pozitif yönde bir etkisi olup olmadığında bilim dünyasında burada bir test konusu olarak ilgilenen arkadaşlara bir fikir vermiş olalım. Şimdi yaklaşık iki ayda Çin'de ta Asya'ya kadar, Avrupa'ya kadar, Amerika'ya kadar yayıldı bu hastalık. Evet. Şimdi yani neredeyse jet hızıyla yayıldı. Yani kesinlikle bir saatte 100 kilometreden bir arabadan daha hızlı gitti bu. Evet. Bunu nasıl açıklarsınız? Yani insanlar aracıyla mı gitti yoksa gerçekten rüzgarla da mı gitti bu? Ne dersiniz buna? Yani rüzgarla ne kadar gidebilir? Benim bilmiyorum bildiğim ki. Örneğin hapşırmayla. Spontane bir soru soruyorum yani, ben. İbrahim Bey şöyle, yani bir hapşırmayla o virüsün gidebileceği mesafe yaklaşık 1,5-2 metre. Sonrasında belirli bir partikül ağırlığı var, yere düşer. Ve ancak o noktayla temas halinde ya da o hapşırma sırasında sen solursan ya da yüzüne gelirse, gözüne gelirse oradan kapmış olursun. Şimdi dolayısıyla bunun hani çok uzun kilometrelerce öteye büyük bir şeylere gidebilme şansı yok. Yani şimdi? Bu tamamıyla şeyle ilgili bir şey İbrahim Bey. Yani birincisi dünyada özellikle son 50 yıldan özellikle 1970'li yıllardan sonrasından sermayenin lehine, şirketlerin lehine çok ciddi gelişmeler ortaya çıktı. Toplumun ezici çoğunun aleyhine. Koruyucu sağlık hizmetleri ihmal edildi. Hastalığı kökünde çözme meselesi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani orada iyi, Çin'de iyi bir veteriner hekimlik hizmeti olsaydı, o pazar yerleri denetlenseydi, o hastalık orada bulaşmasaydı bir insana bu kadar çok yayılmayacaktı. Doğru. Dolayısıyla sorunu kökenden çözme meselesi. İşte biz buna koruyucu hekimlik diyoruz. Doğru, doğru maalesef. Şimdi koruyucu hekimlik anlayışından sağlık piyasalaştırılarak bir metalaşma alanı haline getirilerek hasta odaklı teşhis ve tedaviye dönük bir dönüşüm süreci yaşadı. Şimdi bununla bir ilişkisi var. İkincisi, dünyada son 30-40 yılda iletişim alanında, insan hareketli alanda ve meta dolaşımı alanda üretim ve ticaret küreselleşti. Üretim ve ticaret küreselleşti. Sermaye hareketlerine paralel olarak.
Ama bu küreselleşmeye uygun sağlık alanında toplum sağlığını geride kalan belirli bir grubun ötesinde bundan menfaat elde eden grubun çıkarları dışındaki büyük halk çoğunluğu bu sürecin ortaya çıkarabileceği sorunların çözümü yönünde politikalar ortaya konulamadı ve gerçekleştirilemedi. Şimdi ikinci nokta burası. Yani Çin dünya üretim merkezi haline gelmiş. Tüm dünya ülkelerin bunlarla ilişkileri ama var. Ama sağlıkta, gıdada, evet, toplumsal evet, refahda bir pay alamıyor. Yani son derece onun tezat bir tablo ortaya çıkıyor. Bunlarla ilişkili. Dolayısıyla yani bu insan dolaşımlarının çok hızlı olması, mal ve hizmet üretimin uluslararasılaşması ve burada muazzam derecede hızlı hareket durumu ve bütün bunların ortaya çıkaracağı riskleri, toplumsal riskleri çözebilecek politikaları ve bir kurumsallaşma pratik olmayınca da bu çok hızlı bir şekilde yayılmış şimdi oldu. Değerli hocam, geçen gün Tarım Orman Bakanlığı, Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı eleman aldı. Ben de sosyal medyada gördüm. Ben veterineri kim görmedim? Acaba yanılıyor muyum? Ya da vardı da ben mi görmedim? 790 sanırım. 800'e 3 yıldan sonra 790 veteriner hekim alıyor. 3 yıldan sonra 790 veteriner hekim. Evet. Peki. Şimdi zoonotik kökenli hastalıkların, hayvanlardan insanlara bulaşan o mikrobiyal hastalıkların oluşmaması temelinde veteriner hekimin önemi çok büyük. Evet. Tartışmasız büyük. Yani tedavi edici hekimlik amenna kabulüm ama niye hastalık oluşsun? Bir, Türkiye'nin veteriner hekim ihtiyacı ne kadar? İki, alınan sayı yeterli mi? Üç, politikası ne olmalı? Dört, bu hastalık Türkiye'ye bulaştıysa neler yapılıyor? Dört soru sizi boğmak istiyorum. Evet. Şimdi İbrahim Bey, yani çok bizim çok temel bir sorunumuza parmak bastınız. Gerçekten bilinçli yaptım çünkü yani, çok önemli. Bakın önemli. Çin bunu yani, korusaydı şimdi bu oluşmayacaktı. Şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi sizin programınızı izleyen seyircilerimiz yani bu güne kadar verdiğimiz bilgilerden, sunduğumuz perspektiften öyle sanıyorum ki tek tıp, tek sağlık anlayışı doğrultusunda bir görüş edinmişlerdir. Ben buna inanıyorum. Ben evet. Artı TV izleyicilerin çok özel olduğuna inanıyorum. Yani sahadan gördüğüm noktalardan da. Bazen bir profesöre anlatamadığımızı Artı TV'nin Silva'nın Otlu köyündeki vatandaş çok iyi anlıyor. Evet. Ben sahada çalışmış bir insanım. İnsanların reflekslerini biliyorum. Şimdi maalesef yani veteriner hekimliğin bazen fiiliyatta oynadığı rol bizim gerek klinisyen arkadaşlarımızın olsun, gerek bakanlıklarda çalışan arkadaşlarımızın olsun, gerek üniversitelerde çalışan arkadaşlarımız olsun. Hem toplum nezdinde bu çok topluma mal edilebilmiş değil, hem de bakanlıklar, devlet yetkilileri bunun önemine biyanen bir uygulama ve politika içerisinde değildir. Neden? Çünkü bu çok görünen bir alan değil İbrahim Bey. Örneğin şöyle söyleyelim. Şimdi diyor ki ya biz şu kadar hastaya hizmet verdik. Şimdi bu rakamlara yansıyor. Değil mi? Yani bir hükümet icraatlarını evet, anlattığı evet. zaman diyor ki biz şu kadar hasta geldik, şu kadar hastaya hizmet verdik diyor. Ama koruyucu hekimlik alanı çok kendisini gösteren, üzerine çok propaganda yapabileceği bir alan değil. Eğer koruyucu hekimlik alanı üzerinde propaganda yapabilecek bir noktaya gelebilmesi için o iktidarın, toplumun belirli bazı noktalarda, yalnızca göze hitap eden noktalardan çıkıp daha geniş bir kavrayışa ve anlayışa sahip bir toplum yapısının ortaya çıkarılması lazım. Evet. İşte görüyorsunuz yani yaklaşık sanırım bakanlıkta çalışan devlet kamuda çalışan veteriner hekim şeyimiz 8-10 bin arasında.
Yani Türkiye'de yaklaşık 60 milyon küçük baş, yaklaşık 16-17 milyon büyük baş, sokak kedisi ve köpeklerin sayısını bilmiyoruz. Bir yaban hayatı var. Onu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani şimdi yaban hayatındaki hayvanların teşhisi, tedavisine kim ilgileniyor? Eskide Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ydı, şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Yani biz bazen orada doğru dürüst veteriner hekim göremiyoruz yani. İşte adaları yakın zamanda çok tartıştık, konuştuk. Hocam tam adaları soracaktım. Adalarda 1600-2000'e yakın at vardı. Orada doğru dürüst veteriner hekim yok. Ve bugün adalardaki o sorunların o kadar büyümesi, şu anda bir yumak olmaya devam ediyor. Çünkü orada atlar karantinada, yaklaşık 3 aya doğru gidiyoruz. Hukuksuz, haksız, yasa dışı şekilde o atlar orada karantina altında alınmış vaziyette ve at ölümleri artıyor. O atlara işkence çekiliyor. Ve bütün bu sorunların ortaya çıkmasının en büyük nedeni orada Adam Hakkı'lı Büyükşehir Belediyesi, Adalar Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veteriner hekim istihdam etmemiş olmasından kaynaklanıyor. Yani sen bu alanı boş bırakırsan bu alan bütün topluma çok ağır faturalar ortaya çıkarır. SARS da bunun bir örneği, MERS de bunun bir örneği, Ebola bunun bir örneği. Yani Hanta virüs bunun bir örneği, Batı Nil virüsü bunun bir örneği, Dank virüsü bunun bir örneği, Zika bunun bir örneği. Kırım Kongo kanamalı ateşi bunun bir örneği. Evet, evet maalesef. Yani İbrahim Bey şimdi 84-85'te bu ülkede 1935 yılındaki Cenevre Sözleşmesi'nin gereği olarak salgın hastalıklarla mücadelede ve veteriner halk sağlığı alanda diyor ki veteriner hizmetleri otoritesi tek elden yürütülmesi lazım diyor. Bu hastalıklara zamanda müdahale edebilmek için bunun bütün altyapısını kuracaksın diyor. Bütün kadro ihtiyacını karşılayacaksın diyor. E şimdi 1985'te o Özal'lı yıllarla birlikte veteriner işleri teşkilatı dağıtıldı. Yani şu anda evet, veteriner hekimler teşkilatı Türkiye'de yok. Yani il müdürlüklerine bağlı, ilçe müdürlüklerine bağlı. Yani ben bir veteriner hekim olarak en son çalıştığım ilçe müdürlüğünde ilçe müdürü benim hizmet vermeye çalışmış olduğum alandaki hayvancılığı bitirmek için uğraşıyordu. Ya düşünebiliyor musun? Yani bir ilçe müdürü bir hayvancılığı bitirmek için. İbrahim Bey şapı anlatıyorsun şaptan anlamıyor. Kuduzu anlatıyorsun kuduzdan anlamıyor. Yani ben orada bizim meslektaşlarımız kendi işini mi yapsın? Yoksa oradaki kendisini yöneten insanlara bunun ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu, bu konuda gereken tedbirleri almazsak başımıza ne tür işlerin açılabileceğini anlatmak da mı geçiyor? E imkanlar ona göre başka bir görev alanı çıkıyor, oraya gönderiyor, sana araç vermiyor. Yani dolayısıyla biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki yani bu işler böyle yönetilmez. Bu ülkede bir, veteriner hekimler, veteriner işleri teşkilatının yeniden kurulması lazım. Bunun çok ciddi bir kadro istihdamı yapılması lazım. Eğitim kalitesi, yani şu anda işsiz olan bütün önemli meslektaşlarımız istihdam edilse bile bu ihtiyacı karşılayabilecek durumda değildir. İkincisi, ya bunu yapmıyorsun. Arkadaş, tek tıp tek sağlık denilen bir şey ortaya çıkmış. O zaman Sağlık Bakanlığı ile veteriner hekimlik teşkilatını birleştireceksin. Yani tarım alanında, özellikle üretim alanında hayvancılık genel müdürlüğü olmaya devam etsin. Ama halk sağlığı alanındaki bütün alanlarda bunu tek çatı altında birleştireceksin. Ya veteriner işleri teşkilatını kurmuyorsun. Gereken altyapı ve istihdamı yapmıyorsun. Birleştirmiyorsun da, Sağlık Bakanlığı'nın birleştirip bütün olarak ele alma anlayışına da sahip değilsin. Ya arkadaş, zoonotik hastalıklarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde halk sağlığı var. Yani zoonotik hastalıklar daire başkanlığı, veteriner halk sağlığı ile ilgili bir daire başkanlığı ya da bir genel müdürlük neden oluşturmuyorsun yani? Yani evet, dolayısıyla
buradan nereden baksan işte 3 yıldır meslektaşlarımız atama bekliyor. Atanan insan sayısı 798 kişi. Düşünebilir misiniz? Evet. Yani yalnızca burada ihtiyaç veteriner hekim ihtiyacı bakımından değil. Yani ziraat mühendisine de ihtiyaç var, evet. Sürümler mühendisine de ihtiyaç evet. var, gıda mühendislerine de ihtiyaçlarımız var. Ve maalesef buradan yeni dönemde şunu gördük İbrahim Bey. Bir şirket mantığıyla kamuyu yönetme anlayışı zirve yapmış durumda. Dolayısıyla şöyle bakıyor, yani daha az insanla daha çok iş yapma yoluna gidiyor. O zaman da başarısı olmaya bakıyor. Evet. Şimdi değerli hocam, şeyi anlattınız, hayvanlarda bulaşıyorum anlattınız. Fakat şöyle bir şey var, şimdi 5 dakikada süremiz kaldı. Bir, Türkiye'de bu yayılırsa Türkiye buna hazır mı? İki, korunma yöntem olarak ne önerirsiniz? Tabii benim de düşüncelerim var ama ben sizden almak istiyorum. Çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Süremiz 5 dakika kaldığı için ben ikisini sormak şöyle istedim. Şöyle söyleyeyim. Biz viroloji dersi görürken bir tane hocam bir şey söylemişti. Dedi ki çocuklar dedi. Ben biliyorum siz bunu unutacaksınız. Ama bir şey unutmayın dedi. Eğer bir virüs zarflı ise sabunlu suyla elini yıkadığın zaman o etkisiz hale geliyor. Bunu unutmayın dedi. Zarflı ise sabunlu suyla. 20 saniye yıkamak gerekiyor bunu. Bu virüs İbrahim Bey zarflı bir virüs. Evet. Evet. Şimdi ben bunu yaklaşık 30 yıldır unutmadım. Umarım halkımız da en azından bu korona ile mücadele süreci içerisinde bunu unutmaz. Evet. Lütfen toplu taşıma araçlarından sonra, bir hastaneye gittikten sonra, ne bileyim umumi bir helayı kullandıktan sonra eve döndüğünüzde ya da ilk fırsatta elinizi şöyle sabunlu suyla yaklaşık 30 saniye, bir dakika şöyle ovarak aralarını yıkayın. Parmaklarını, buraları. Bu çok etkili bir yöntem. Evet, evet. Bu çok etkili bir yöntem. İkincisi, özellikle bu tür belirtiler gösteren insanlarımız, yani örneğin öksürüğü var, ateşi var ve bir koronavirüs şüphesi var. Lütfen onu başkalarına bulaştırmamak için toplumsal sorumluluk duygusu içine hareket etmeleri çok önemli. Yani maske taksınlar diyorsunuz yani bir ama başka insana, kaliteli maske. Başka bir insana onun bağışıklık sistemi belki onu kaldırabilir. Ama özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar. Evet. Özellikle belirli bir yaş grubunu geçmiş insanlarda bu çok hastalarda, etkili kronik hastalarda olabiliyor. Lütfen onları korumaya dikkat edelim. O sözünü ettiğimiz tehlikeli yaş grubundaki insanlar mümkünse bu dönem o toplu alanlardan uzak durmaya çalışsınlar. Ama maalesef İbrahim Bey yani sonuçta insanlar çalışmak zorundalar. Şu İstanbul büyük kentlerdeki trafiği görüyoruz. Çok sıkı ilişkiler var. Burada belediyelere büyük sorumluluk düşüyor. Bakanlıklara doğru sorumluluk düşüyor. Belediyeler o araçların dezenfeksiyon işlemlerini mümkün olduğu kadar halka zarar vermeyecek yöntemlerden dezenfekte evet, etmeleri evet, gerekiyor. Evet. O çok. Yani minibüslerin de belediye araçlarının da halk otobüslerinin de hepsinin yapılması gerekiyor bu yapılması gerekiyor. Evet. Muhtemelen yapıyorlardır ama bunu halk sağlığına da zarar vermeyecek ve evet. belli aralıklarla yapmaları önemli. Onu söyleyebiliriz. Onun dışında burada tabii Sağlık Bakanlığı'na, devlet kurumlarına büyük görev düşüyor. Yani sonuçta Sağlık Bakanlığı bir rehber yayınlandı. Hangi ilde hangi hastanelere başvurulması gerektiğine ilişkin şeyler yayınlandılar. Bu hastalığın İbrahim Bey en çok bulaştığı noktalardan biri de özellikle hastanelerde bu SARS'ta daha fazlaydı. Evet, bunda biraz daha evet. az gözüküyor. Ama hastanelerde sen herhangi bir gerekçelerden dolayı acile gittiğin zaman bir hastalık şüphesinden dolayı gittiğinde başka bir nedenle dolayı olabilir. Oralarda insanlar kapabiliyor. Sağlık çalışanlarına Biz direkt zaten risk altındayız. Bunu istiyorsanız bir ek day yapmama lütfen müsaade lütfen, edin. Buyurun. 15 Mart'ta biz veteriner hekimlerin Beşer'deki doktorlarımızın sağlık meslek örgütlerinin Ankara'da Büyük Beyaz Yürüyüşü diye bir mitingimiz olacak. Ben buradan bütün sağlık çalışanlarını, bütün halkımızı
bu eyleme, bu mitinge destek vermeye çağırıyorum. Biz halkımız için varız. Halkımız için bu hizmetleri yerine getirirken de yıpranma haklarımız korunsun istiyoruz. Sağlık çalışanları şiddete uğramasın istiyoruz. Onurumuzla, haklarımızla idarecilerin baskısı altına kalmaksızın meslek etiğimizden, bilgimizden biz onlara hizmet vermek istiyoruz. Lütfen bu taleplerimizin kabul edilmesinde de halkımızdan destek bekliyoruz. Keza bütün sağlık çalışanlarını da o eyleme destek vermeye çağırıyorum. Değerli hocam, ben çok teşekkür ediyorum. Gerek tek tip tek sağlık konusunda, gerek mikrobiyal hastalıklarda, zoonozlarda, viral enfeksiyonlarda ve özellikle altını çiziyorum, tek tip tek sağlıkla ilgili çok ciddi bilgilerinizi aldık ve aktardık izleyicilerimize. İzleyicimiz adına da çok teşekkür ediyorum ben size. Teşekkür ederim, sağ olun. Var olun, sağ olun. Yayın ekibindeki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi hafta sonları.